Gerçekten çok böyle aerodinamiği güzel olan, alt kısmında şöyle bir tırnak mevcut. Ama ondan önce koruması var mı? Bir bakalım sağına soluna. Çünkü ilk defa açıyoruz. Şöyle alt tarafından bir tırnak mevcut. Evet. Birinci tırnağını açtım. Üst taraftan. Ha, iki korumalı. Bak, bir alt tarafındaki tırnağı açıyoruz. Oo. Bir de üst tarafında hemen yan kısmında gösterip buradan bastırıp aşağıya doğru çekiyoruz. Eminim bu gimbal koruyucusu üzerindeyken bu gimbale taşıma esnasında hiçbir şey olmaz. Gerçekten hiçbir şey olmaz. Şimdi 1 inç sensör deniyor. 1 inç sensör var mıdır? Gerçekten 1 inç sensör olacağına inanıyorum. Çünkü kameranın her ne kadar ön tarafındaki lens bölümü, filtre bölümü küçük gibi görünse de arka kısmı gerçekten 1 inç sensörü kaldırabilecek tarzda. Yani Mavic 2 Pro'nun kamerasından çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii bunları daha hiç çalıştırmadık ve ne olduğunu görmedik. Şöyle pervanelerimizin kılıflarını çıkardık. Önümüze koyduk. Pervane kilit sistemimiz DJI'nin diğer Mavic serileriyle tamamen aynı. Pervanelerimiz 90-30 olarak hesaplamışlar ve bu aerodinamiğe göre gerçekten güzel, geniş açılarda pervaneler. Pervane kilitleri Mavic serisi gibi ve bunun ilk patentini alan biliyorsun ki Autel. Autel dava açtıktan sonra artık Mavic serilerinin hiçbirisinde DJI bu pervane kilit sistemini kullanamıyor. Tabi model olarak, çalışma olarak aynısı olsa da birebir aynısı değil. Şimdi pervanelerini de çıkartayım ben. Hemen şöyle kısacık bir de şeyini fark edelim. Yine tersine mi çalışıyor? Yok. Mavic serisiyle aynı. Beyaz çizgili olan pervaneler, pervane motor 1, siyah olanlar motor 2. Yine çaprazında 3 numaralı motorda beyaz olan pervane ve 4 numaralı olan motorda ise yine siyah pervane. Dönüş yönlerine bakalım. Evet, yine DJI modelleriyle aynı. Mesela bazı diğer firmalar farklılık yaratmak için tersine döndürebiliyor. Ön tarafındaki pervanelerde motor 1 saat yönünün tersi, motor 2 saat yönünde, motor 3 saat yönünün tersi ve motor 4 saat yönünde olmak üzere tekrar yine aynı sistemi kullanmışlar. Diğer motorlarını da pervanelerinden ayırayım. Evet, pervanelerimizi çıkarttık ve motorlarımızın genel durumuna bir bakalım. Yani motorlarımız muhtemelen 960 kW'lık 2312 motorlara benzeyen motorlar. İç bobin kısımlarına bakıyorum. Yani her ne kadar makine sarımı olmuş olsa da ince tellerden olduğu için çok yüksek torkları sağlayacağını düşünmüyorum. Fakat hız olarak gerçekten daha hızlı olacağını düşünüyorum. Çünkü genelde daha ince tellerle sarılan bobinlerde hızlar çok daha hızlı, yüksek RPM'lere çıkabiliyor. Cihazın şöyle dışına bakalım, neyi var neyi yok diye. Gimbal mount'u yine genelde DJI'ye kıyaslı olarak anlattığım için gimbal mount'u şöyle Mavic 2 Pro'nun mount'una benzeyen, istediğimiz kadar sallayalım, sağa sola cihazın vurmuyor. Gimbal yine 180 derece sağa sola hareket edebiliyor. 90 derece aşağı ve 30 dereceden biraz daha fazla olabilir belki. Evet, 30 dereceden yaklaşık 35 derecelik bir açıyla yukarı kısma da bakabiliyor. Cihazın alt kısmında ledleri, alt kısmında 1-2 tane vision sensörü ve ultrasonik olmak üzere 2 tane de burada sensörü bulunmakta. Şu ambalajını bir açalım. Bakalım sağında solunda başka neler var. Evet, bu ambalajını da açtık, şuraya yapıştıralım. Sağ tarafında küçük bir USB bağlantı için Type-C girişi mevcut. Sol tarafında Micro SD kart yuvası var ve içerisinden Samsung, yok ne geliyor? SanDisk Extreme 32 GB bir hafıza güzel kartı çıkıyor. İyi. Yani yeter. İyi. Yani dahili hafızası var mı acaba? Ama olmuş olsa. Tanıtımında var yazıyordu ama bilmiyorum. Yani dahili hafızasını artı 32 GB ise yani ekstra herhangi bir şey almaya gerek kalmaz. Sağ yan tarafında 2 adet yine Vision kameralar mevcut. Üst tarafında 2 adet, arka tarafında 2 adet ve ön tarafında 2 adet. Toplam kaç oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 adet toplam Vision kamerası bulunmakta. Eksen olarak da 1, 2, 3, 4, 5, 6 eksende de gayet iyi olabilir. Ama hani bu kadar Vision sensörü kaliteli bir Active Track özelliğini kullanmak için bence yapabilir. Yani ben bazı tanıtım videolarında gördüm. Abi arasında çok çılgın bir Active Track özelliği var. Evet. Bunu da mesela yarın sabah gerçekten ayrıntılı bir şekilde deneyebiliriz. İçerisinden 2 tane batarya çıktığı için bir tanesini şarj ettik. Diğerinde ise fabrikasyon %50 kademede bir şarj bulunmakta. Hazır bataryayı çıkartmışken de şöyle bir içine bakalım. İçi bomboş. Yani pil yuvasının bulunduğu yer baksana. Evet. Bir Phantom 4 gibi değil. Yani pilin hava alması için gerekli olan her şeyi yapmış. Yani buradan baktığım zaman karşı tarafa kamerayı görebiliyorum. Hem üst taraftaki hava kanalları, hem yandaki hava kanalları, hem de aynı şekilde alt tarafa doğru, yani şu kısımdan alta doğru hava kanalları mevcut. Aynı hava kanalları arkadan da mevcut. Yani Autel şunu hesap etmiş. Pervanenin sirkülasyonundan her halükarda drone'u bir şekilde soğutmak istiyor. Cihazın dış plastiği bastırdığım zaman böyle kalitesiz bir plastik değil. Gayet güzel, kaliteli bir plastik. Autel'in artık onunla özdeşleşmiş bir turuncu rengi mevcut. Turuncu ve siyah. Autel'in çünkü Inspire'a benzeyen modelleri de var. Mavic'e benzeyen modelleri de var. Phantom'a benzeyen modelleri de var. Ama bu da işte Mavic modelinde turuncu ve siyah seçeneğini yapmış. Açma kapama bölümünde bakalım neler oluyor. Batarya takılması güven veriyor değil mi? Abi şöyle yani. Tabii bir Spark değil kesinlikle. Bataryayı arkasına koymuşlar. Mesela Mavic serilerinde bataryayı üste koydular fakat üste koyduktan sonra şöyle bir dezavantaj oluştu. Mavic serilerinde, DJI serilerinde bataryayı üst kısma koyuyoruz ve cihaz uçuş anında hiçbir şekilde, şöyle göstereyim, bataryayı serinletemiyor veya soğutamıyor. Bataryanın şişme durumunda hemen yanlarda bulunan tırnaklardan atarak batarya havada fırlıyor ve cihaz yere patır kütür düşüyor. Çok defa geldi. Yani çok defa fazlasıyla başımıza geldi. Fazlasıyla bu şekilde arızalar oluştu. Yani bunu önleyebilir bu. Hava kanalları bataryanın da üzerinde. Yani bu pil şişmez diyebilirim ben. Gerçekten yani çok dolu tutup da bir kenara atmadıysan eğer gerçekten şişmez. Ve şişse dahi havada şöyle tırnakları gerçekten iyi tutuyor ve şişse dahi anakarta zarar vermez ki bence şişmez de. Şişse de üst taraftaki bölümde yine hapis kalacaktır. Ama batarya yerinden kesinlikle çıkmaz.